Bu meditasyonu kalbi acıtan duygusal dikenlerden kurtarmak için yarattım. Meditatif alanlarınıza doğru gelin güzel derin nefeslerle. Yalnız meditasyona geçmeden önce bir olgudan bahsetmek istiyorum. O da kalbin arka yüzü, kalbin karanlık yüzü olgusu. Tıpkı ayın karanlık yüzü gibi, ayın göremediğimiz karanlık yüzü gibi kalbimizin de görülmeyen karanlık tarafı var. Ve bu görülmeyen karanlık tarafında ger kaplayan, bilmediğimiz, arka tarafına attığımız duygularımız var. Ve arka taraftan sanki diken gibi kalbin önüne doğru arkadan arkadan batan dikenlerimiz, duygularımız var. Çocukluktan getirdiğimiz duygular olabilir bunlar. Ve veya duyguları anlama, tariflendirme programlarımız olabilir. Küçüklükten bize verilen, hani böylesi durumlarda böyle hissedilmeli. Örneğin anneye karşı gelinmemeli, annenin kalbi kırılmamalı, babadan çok fazla bir şey istenilmemeli, baba rahatsız edilmemeli. Ve bu nedenle de kendi duygularınız ifade edilmemeli, gömülmeli kalbin karanlık topraklarında. Evet. Olguda anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi güzel derin nefeslerle yerinize iyice yerleşin. Yukarıdan enerjiyi, destekleyici enerjiyi alın. Tepe çakranızdan kalbinize doğru getirin. Ayaklarınızdan alın güzel topraklayıcı enerjileri ve kalbinize doğru getirin. Kalplerde buluşalım şimdi. Elleriniz belki kalbin üzerinde, kalbinizi hissedin bir süre. Gözlerinizi kapatın. Ve kalbin arka tarafını doğru hissetmeye başlayın. Bir şey görmek zorunda değilsiniz, bilmek zorunda değilsiniz. Acılarınızın, travmalarınızın içine girmek durumunda değilsiniz. Sadece kalbin arka tarafının varlığını hissedin. Arka tarafta dikensi duyguları hissedin. Arkadan öne sanki bir bıçak gibi batan, batabilen veya batmaya müsait duygularınızın varlığını hissedin. Ve artık bu dikenlere ihtiyaç olmadığını, hayatta canlı hissetmek için bu dikenlerin acısına ihtiyacınız olmadığını kendinize hatırlatın. Bir türlü ifadeye dökemediğiniz kendiniz, bir türlü ifadeye dökemediğiniz acılarınız, bir türlü ifadeye dökemediğiniz anılarınız, dikenleşmiş enerjilere dönüşmüş bu deneyimler, kozmosun, evrenin yardımıyla ve sizin niyetinizle temizlenmeye başlasın. Acı dediğimiz şeyin sadece sistemimizden akıp gitmesi gereken bir enerji olduğunun bilgisiyle acıları akıtmaya başlayın. Deneyimleriniz sizi belirlemiyor. Siz yaşadıklarınızdan ibaret değilsiniz. Ve hayat deneyimleriniz sadece size bilgelik katmak için vardı. Size kimlik katmak için değil. Bu olguları hatırlayın. Ve kalbinizin arka, karanlık, görülmeyen tarafının temizlendiğini hissedin. Temizlenme sürecine girin. O duyguların, görülmeyen, ifade edilemeyen duyguların aktığını, kalbinizin arındığını hissedin. Ben bir süre susuyorum. Siz bu sürecin
bu iyileşmenin içinde kalın. Harika. Her nerelerdeyseniz yavaş yavaş ana doğru geri gelin. Buradayız. Bedenlerdeyiz. Kalbimizin arka tarafına, o görülmeyen karanlık tarafına, ayın karanlık tarafı gibi bir parça dokunabildik. Artık farkındayız. Daha temiz, daha akışkan, daha şifalı bir kalbe sahibiz. Bu bilgiyle nefeslerinize doğru dönün. Güzel, temiz, taze nefesler açılmaya başlasın. Gözleriniz, iki gözünüz ve üçüncü gözünüz açılmaya başlasın. Kalbiniz açılmaya başlasın. Hayatlarınız açılmaya başlasın. Fırsatlar açılmaya başlasın. En güzel kapılar. Sizleri çok seviyorum. Şifalar olsun.